Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 5 Mart Cumartesi, Gatlin Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 9 koşuluk program var. Ben fazla sözümü uzatmadan hemen programa geçiş yapacağım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yalnız şunu da belirteyim, bayağı çıkan safkanlar var. Öncelikli olarak bu çıkan safkanları bekleyin. O şekilde kuponlara yazın. Ben ikinci koşuda çok at yazdım çünkü orada bayağı atlar çıkacak. Sizler de ona göre çıkarırsınız arkadaşlar. Birinci koşu bir Canadian Turf Stakes, bir açık grup 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışı. Bugün bayağı açık yarışların bol olduğu bir program var. Hemen oranlara bakalım. İki nolu safkan 8/13, 0.6 gibi orana sahip. 7 nolu safkan 2.75, 6 nolu safkan 9 lira, 4 nolu safkan 12 lira, 3 nolu safkan 14 lira, 5 ve 1 de 33 liradan başlayan oranlara sahip. Birinci koşuda ben de 2 nolu Never Surprise It, bir Constitution temsilcisi Louis Saez de bence de kazanmaya en yakın isim. Zaten son 6 yarışa baktığın zaman 4 tane ikincilik, 2 tane birinciliği olan, sürekli birincilik mücadelesinde olan bir isim ve kazanmış olduğu yarışlar da bayağı iyi. Ama bu safkanı yıkmak isterseniz, yani yanı rakip ararsanız bence bu Toronto temsilcisi bayağı kalite bir orijine sahip. 7 nolu Moulinge, bir Fransız menşeli bir safkan, Rattardis Junior'a start alacak onun safkanda. Avrupa'da kazanmış olduğu açık yarışlar sahip bir isim ve mesafeye de yatkınlığıyla bence boş safkan değil, onu belirteyim. Bir de altın alı Clear Vision, bir Artie Schiller temsilcisi. Jose Ortiz'e de en azından rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Ama önce tabii ki 2, daha sonra 7 ve 6. Şu an programın en direkt safkanı olarak da bu safkan gözüküyor. Bunu da söyleyeyim. Günün ikinci koşusu Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına. Burası 16 safkan var ama en az 4 tane safkanın yarıştan çıkacağını söyleyeyim. Belki daha da fazla çıkabilir. O yüzden buraya ben biraz fazla at yazdım. Sebebi çıkanlar olabileceği için. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Oranlar var. Buranın oranları gözükmüyor çünkü. Bakalım belki açılmış da olabilir. Maalesef oranlar açık değil arkadaşlar. Ben burada sırasıyla sıralama vereyim. Burada çünkü bazı safkanlar yedek. Bunlardan 14-10 Style Rested, bir Empire Maker temsilcisi Louis Saez'e start alacak onun safkan. Tek koşmuş olduğu yarışta güzel bir ikinci geldi ama şu an yedek kısmında. Koşması halinde bana göre grubun en şanslı ismi. Daha sonra 13 nolu Makilo, bir Into Miship temsilcisi Paco Lopez'e start alacak onun safkanda. İlk kez start alıyor ama bayağı iyi bir orijine sahip. Ben kesinlikle boş safkan olarak değerlendirilmesini istemiyorum. Bu safkanın önlerde şanslı görüyorum. Daha sonra Binolu Particular, bir klasik Empire temsilcisi Tyler Gaffaloni ile start alacak onun isim de. Yine bir tek koşmuş oldu yarışta ikinciye sahip. 8 nolu Hidden Plan, bir Street Sense temsilcisi Jose Ortiz'e start alacak onun safkanda. İlk kez start alıyor ama bugün çok alından söz ettiren bir isim arasında. 11 nolu Felix, bir Cupid temsilcisi Luis Saez'e start alacak onun bir isimle. Yine tek koşmuş oldu yarışta, güzel bir ikinciliğe. 2 nolu Tom Branch, Street Sense'in diğer temsilcisi Junior Alvarado'da start alacak onun safkanda. Bir Godolphin Ecurus'una ait yine ilk kez start oluyor ama etkili bir safkan görüntüsünde. 4 nolu Master of Arms, bir Mastery temsilcisi Julian Laparrox'a start alacak onun safkanda. Yine bir tek koşmuş olduğu bir yarış var, üçüncülüğü güzel. Bir de 9 nolu Mental Hound, bir Pioneer of the Night temsilcisi Rosario'la start alacak onun safkanda. Yine önlerde şanslı gördüğüm isim. 14, 13, 1, 8, 11, 2, 4, 9. Kaç tane safkan söyledik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane safkan söyledim ama bunların içinde çıkanlar olacak. Onu da belirteyim arkadaşlar. Tabii hepsi koşarsa ayrı mevzu. Günün 3. koşusuna geldik. 7'li plase 3'lü ganyanayımızın başlangıç ayağı. Yine bir grup 3 yarışı var dişilere ait. 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim koşusunu. Hemen oranlara bir bakalım arkadaşlar. Beşton safkan 1.50. 2.10 safkan 4 lira. 8.10 safkan 5 lira. 9.10 safkan 5 lira. 7.10 safkan 7 lira. 6.10 safkan 8 lira. 3, 1, 4 de 25 liradan başlayan oranlara sahip. Hemen koşuya geldiğimizde 3. koşuda ben 5 nolu Virginia Joy, bu Alman menşeli bir safkan, uzun mesafelerde çok etkili bir safkan. Görüntüsünde solcuyla Holala start alacak olan safkan. Murat Ortiz Junior'a bana göre de yarışın en şanslı ismi gözüküyor.
9 Sorel bir dansçı temsilcisi Hazar Ortiz de start olacak Osaka'da yine etkili bir performansa sahip. Bir de 2 nolu Harajuku bir Deep Impact temsilcisi Japon orijinli bu Junior Alvarado'la start olacak Osaka'da yine koşmuş olduğu yarışlarda bana göre yazılması gereken diğer isim olur. 5-9-2 benim bu 3 safkan bu koşu için önereceğim isimler. Günün 4. koşusuna geldiğimizde bir grup 2 dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışı var. 7 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlarına bakalım. Buradaki oranlar şu şekilde. 3 nolu safkan 2 lira. 1 nolu safkan 2.25. 2 nolu safkan 4 lira. 4 nolu safkan 6 lira. 5 nolu safkan 8 lira. 6 nolu safkan 11 lira. Ve 7 nolu safkan da 33 liralık orana sahip. Oranlardan sonra programımıza geçtiğimizde arkadaşlar ben burada sıralamam benim şu şekilde 4 nolu Old Photex. Bir Violet Minister temsilcisi Tyler Gaffalo yine son 3 yarışı üst üste kazanan bayağı bir kabiliyetli bir safkan. 1 nolu Captain O. Bir Upstart temsilcisi Javier Castellano ile start olacak olan safkan. 2 yarış koşup ikisini kazanan oldukça da formda. Bunların içinde grup yarışları da var arkadaşlar. Açık yarışlarda da koşmuş bir isimler bunlar. 3 nolu Girl With I Dream. Bir Practical Joker temsilcisi Luis Saez'e start olacak olan safkan. Son 3 yarışta bayağı başarılı bir safkan. Ve işin güzel tarafı anne kanatından da bir Corinthian. Bizde şu anda aygırlık yapan bir safkanın kanını taşıyor. Daha sonra da 2 nolu Classic Edition. Bir Classic Empire temsilcisi Irat Ortiz Jr. yine 3 yarışın 3'ünü de kazanmış bir isim. Bana göre hiç ayrımsız bu kuponlara yazılmakta fayda var. 4-1-3-2 bu 4 safkan bana göre bu koşunun yazılması gereken isimleri. Ama eğer sürprize veya burada safkanlardan çıkanlar olursa diye ilave etmeye girilenler de 5 nolu Sweet Dani Gör'le 6 nolu Cocktail Moments'e de ilave edebilirsiniz. Ama 4-1-3-2 benim önereceğim isimler 5-6'da dediğim gibi çıkanlar olursa ilave edilir. Günün 5. koşusunda yine bir açık yarış 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu. Evet çıkan safkanlar belli olmaya başladı. Burada 6 nolu safkan yarıştan çıkmış. Hemen bir oranlara bakalım oranlar nasıl. Evet burada 2 nolu safkan 1.75, 9 nolu safkan 3 lira, 4 nolu safkan 3 lira, 1 nolu safkan 5 lira, 7 nolu safkan 11 lira, 3 nolu safkan da 16 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik arkadaşlar. Ben burada 4 nolu Main Event bir Benardin temsilcisi olsa Ortiz'e start olacak o safkanın son yarışında güzel bir birincilikle benim de ilk sırada şans verdiğim isim. 2 nolu Kagraj Tapit temsilcisi Luis Saez'e start olacak o safkanda yine güzel bir performansı var. Son yarışında 3. de gayet mutlaka. 9 nolu Red Danger bir Orp temsilcisi Junior'un da Paroxa start olacak olan safkanda göstermiş olduğu performansıyla kesinlikle yazılması gereken isimler. Bir de 1 nolu Credibility bir New York temsilcisi Edwin Gonzalez'e start olacak olan safkanda yine son yarışı kazanan bir isim. 4-2-9-1 öncelikli olarak şans verdiğim isimler ama eğer burada da ilave etmeye gelir duyanlar için de 7 nolu Boyne Boyne bir Lord Nelson temsilcisi Paco Lopez'le bir de 3 nolu Sima Meister bir Bodo Meister temsilcisi Javier Castellano ile ilave edilmesi gereken isimler olarak öneririm. Ama önce 4-2-9-1 daha sonra 7 ve 3. Günün 6. koşusu şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışını burada 2 nolu safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz. Hemen oranlara bakalım. Gülüyorum kusura bakmayın benzine yine zam yapmış. Ya bu artık yine demeyelim artık normal şey olarak karşılayalım. Vallahi ya. Bisiklet en güzel bisiklet. Herkes bisiklet alsın arkadaşlar. Üç tekerlekliler var ya. Vallahi yazık ya. Memleket ne hale geldi. Depo doldurmak artık zor. Benim arabam yok. Arabam yok ama yine bize yansıyor. Otobüs fiyatları artıyor. Dolmuş fiyatlar artıyor. İzmir'de ekmek de 2-3 günden beri 3 lira oldu. Bakalım sonumuz nereye gidiyor. Yani kuru ekmek de lüks olacak artık bundan sonra.
Arkadaşlar burada oranlar 1.10 safkan 2.25 oran 2.5 lira oranına sahip. 7.10 safkan yine aynı oranlara sahip 2.75 gibi. 3.10 safkan 4 lira, 10.10 safkan 4.5 lira. 9.10 safkan 7 lira, 4.10 safkan 9 lira. 5.10 safkan 14 lira, 6.8 de 25 liradan başlayan oranlarıyla. Hemen programımıza geçtik. 6. koşuda bir önceki yarışında güzel bir bayağı uzak ara kazanan Binolu Lime, bu Lime Map temsilcisi Luis Sainz'e start atacak olan bir isim son yarışında bir açık yarış denemesi yaptı ve oradaki 5.liği de gayet tatmin kat. Bence bu grubu da geçmesi en normal sonuç olur. Benim de bugünkü Banco Limanım olacak arkadaşlar. Binolu Lime, bu Lime Map temsilcisi Luis Sainz'de, benim de Banco sizlere. Günün 7. koşusuna geldiğimizde bir grup 3 yine dişilere ait 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda 11 safkanın yer almış olduğu bu koşunun hemen oranlara bakalım. Evet. Yedinoğlu safkan 3 lira. 6.10 safkan 3.5 lira, 3.10 safkan 4 lira, 9.10 safkan 4 lira, 5.10 safkan 5.5 lira, 8.10 safkan 8 lira, 11.10 safkan 16 lira, 2.10 safkan 18 lira, 11, 4 de 20 liradan sonra başlayan oranlara ait. Günün koşusuna geldiğimizde 7. koşuda 9.10 in Italian bir Dubavi tevzisi Rattorto Junior Stat olacak olan safkan güzel orijiniyle ve güzel performansıyla bana da göre ilk şansı hak ediyor. Daha sonra 7.10 Arms bir City Zip temsilcisi Joel Rosario ile start alacak olup safkada bir Godofino ikilisine ait ve son yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar. 6.10 Gift List bir Battery Braid temsilcisi iyi bir orijine sahip. Junior Laparos ile start alacak olup safkada yine istikrarlı ve formlu görüntüye sahip. 3.10 Joster bir Noble Mission temsilcisi Luis Sainz ile start alacak olan bir isim de yine iyi gruplardan gelen bir isim. Ve 5.10 Bir Partizan Sheep, bir Battered Bread'in diğer temsilcisi Paco Lopez'e start alacak olan safkanda yine koşmuş olduğu gruplara göre burada da yazılması gereken diğer isim olur. 9, 7, 6, 3, 5 öncelikli olarak şans verdiğim isim. Ama eğer buraya da 1-2 at safkan, bilmiyorum burada henüz çıkanlar şu anda belli değil ama eğer çıkan olursa ve ilave etmeye geri duyanlar olursa da şu 8-10'lu Vakanaka, bir de 11-10'lu Navratilova'yı da kuponlara ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Günün bir sonraki koşusuna geldik. 8. koşuya grup 2, 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına ve 1.10 safkanın yarıştan çıkmış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 8 safkanın yer almış olduğu koşunun hemen oranlarına bir bakalım. Tüpe de zam geldi 20 lirada. Benim tüpte bitmek üzere adı kulağında ağzında yani her an bitebilir yandık. En son 110 lira almıştım. Bakın şimdi bütün kaç oldu? 300 liraya geçiyor. Allah'ım yarabbim ya. Evet arkadaşlar burada oranlar şu şekilde. 7.10 safkan. Evet buradaki oranlar şu şekilde. 3.10 safkan 1.50. 4.10 safkan 2 lira. 7.10 safkan 7 lira. 6.10 safkan 8 lira. 8.10 safkan 10 lira, 9.10 safkan 11 lira, 5.10 safkan 16 lira ve 2.10 safkan da 40 liralık orana sahip. Hemen programımıza geçtik. Arkadaşlar ben burada öncelik 3.10 Speaker Conner'a vereceğimiz Tristense temsilcisi Junior Alvarado'da start alacak olan bir isim. Bir Godofino ikilisine ait ve koşmuş olduğu yarışlara göre de bayağı şanslı gözüküyor bu grupta. 4.10 Furlace bir Ghost Zapper temsilcisi Luis Sainz'e start alacak olan safkanda yine etkili ve güzel performansıyla 6.10 Night Traffic, bir Ghost Traffic temsilcisi Rattorto Junior'a start alacak olan safkan da yine son yarışta kazanan etkili bir safkan. Ve 7.10 Endorset, bir Medalla D'Oro temsilcisi Jose Ortiz'e start alacak olan safkan da normalde bu safkan Godofino ikilisine de bugün farklı bir isim altında koşuyor. Bilmiyorum artık ne hikmetse. Bence bu yazılması gerekir. Yine son yarışta bayağı etkili bir safkan görüntüsündeydi. O yüzden ben 3, 4, 6, 7 bu koşu için önereceğim isim olacak arkadaşlar. Günün 9. ve son koşusuna geldik. Grup 2, 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik çim yarışında burada da 11 safkan şu anda koşan gözüküyor. 3 ve 4'ün ekili olduğu bir yarış. Hemen oranlara bakalım arkadaşlar. Tabii bu yarıştan sonra 2 yarış daha var. Şu anda zaten göreceksiniz. Bakın burayı yapıyoruz. 2 tane daha yarış var.
Hatta boş koşu da iki tane vardı. Bunlar bize değil, biz yarışta buradan başladı. Buradakiler de grup, iki tanesi de grup yarışlar arkadaşlar. Yani boş yarışlar değil ama tabii ki gece saat 3'te bitecek o zaman. Olmuşken olsun değil mi? Yarın pazar nasıl seyreden sesin. Evet arkadaşlar, son koşunun oranları şu şekilde. 1.10 Safkan 1.45 gibi orana sahip. 1.20 diyebiliriz. 5 veri 4 var. 8.10 Safkan 4 lira. 10.10 Safkan 5 lira. 11.10 Safkan 8 lira. 9.10 Safkan 12 lira. 7.10 Safkan da 11 lira gibi orana sahip. 3.10 Safkan 14 lira, 2.10 Safkan 4, 5, 6.10 Safkanlar da 22 liradan başlayan oranlara sahip. Evet, günün son koşusuna geldiğimizde son yarışını 2400 metrede bayağı rahat bir yarış kazanan 1.10'lu Aban, White Target, Charger'ın güzel temsilcisi Louis Sizes, Tatlıca Pablo Safkan. Burada koşan hemen hemen çok birkaç tane rakibini geride bıraktı. Ben bugün bir aksilik olmadık da Safkan'ın yarışı kazanmasını bekliyorum. Benim çok ön planda tuttuğum bir isim. Uzayan mesafelerde lehine olan bir Safkan. O yüzden benim küçük ve risk sevenler için bir banko adayım. Ama ben normal şartlar altında tek olarak tutuyorum. Bunu da belirteyim. Ama çıkabilir veya yana at ilave etmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Onlar da önereceğim isimler şunlar. 8-10 Temple son yarışta Aban'a neredeyse yaklaşıyordu. Yani en azından iki boy farklı bir geçildi ama sonlarda çok etkili ataklarla bir anda geri plandan Aban'ın arkasına ikinciliğe sarktı. Tabii yine aynı yarışta koşan 9 nolu Meda Bliss var. Yine grubun içerisinde bir medalya doğru temsilcisi Joao Rosario var. 10 nolu Sam Rocket, bir tonalist temsilcisi. 3 nolu Green Count, bu da bu Safkan da fena değil koşmuş olduğu gruplara göre. Bir de 11 nolu Glaucus Center Shire, bir filan Shire temsilcisi de yine Rattorotus Junior'da. En azından bu Safkan'la rakip arayanlar için önereceğim isim olur. Ama dediğim gibi bir bende ön planda, daha sonra 8, 9, 10, 3, 11 olarak rakip sayabilirim arkadaşlar. Hemen şablonumuzu da gösterelim. Birinci koşu 2, daha sonra 7 ve 6. İkinci koşu 14, 13, 1, 8, 11, 2, 4, 9. Tabi bunların içine çıkanlar olabilir. Büyük ihtimal çıkanlar olacak. Üçüncü koşu 5, 9, 2. Dördüncü koşu 4, 1, 3, 2, daha sonra 5 ve 6. 5. koşu 4, 2, 9, 1, daha sonra 7 ve 3. 6. koşuda bir tek. 7. koşu 9, 7, 6, 3, 5, daha sonra 8 ve 11. 8. koşu 3, 4, 6, 7. Son koşu bir önce 8, 9, 10, 3, 11. Daha sonra şansı gördüğüm isimler. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.